Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğum A101 market alışverişi videosunu çekeceğim. Şu poşetleri önümden kaldırayım çünkü hiç gözükmüyorum. Ondan sonra marketten neler almışım, bu benim aylık market alışverişim. Neler aldığımın hepsini tek tek göstereceğim ve fiyatlarını söyleyeceğim. Şimdi şunlardan hemen bir kurtulalım, aşağıya alalım. Tek tek neler aldığıma bakalım. Alışverişim toplamda 3 poşet dolusu tuttu. Şimdi içindeki her şeyi çıkartıyorum. Gerekli şeyler de var. Böyle gereksiz abur cubur tarzı şeyler de var. Şimdi hepsinin tek tek fiyatlarını söyleme vakti. Ben bu alışveriş videosu çekme olayını artık bayağı böyle çok sevmeye başladım. Aldığım bütün alışverişi çekmek istiyorum. Dün de yaklaşık bir 200 liralık alışveriş yapmıştım A101'den. Ama böyle çok geç bir saatte gittik. Tam böyle kapanacağı saatte gittik ve döndüğümde gerçekten böyle canım hiç çekmek istemedi. Çekecek halim yoktu. Aslında onu çekseydim onun içinde bir sürü şey vardı. Gerçi bunda da var da yine de onu da çekmek isterdim. Neyse şimdi bunun içinde neler olduğuna bakalım tek tek. Şimdi fiyatlarıyla söylemeye başlıyorum. İlk olarak Domestos'u 7 lira 20 kuruşa almışım. Hemen köşeye bırakıyorum. Daha sonra Ruffles almışım. Ruffles'ı da 4 lira 75 kuruşa almışım. Hemen şöyle atalım. Alışveriş poşeti 75 kuruş tutmuş. 3 tane aldığım için. Altın kılıç dediği 3.95 olan büyük ihtimal evet bu. Kefir aldım. Kefiri de 3 lira 95 kuruşa almışım. Mantı, dondurulmuş mantı. Bundan daha önce almıştım ve yemiştim. Gerçekten güzel oluyor. O yüzden tekrar alma gereği duydum. O yüzden bundan aldım. Bunu da 2 lira 95 kuruşa almışım. Tadı da gayet güzel oluyor. Yani tavsiye ediyorum gerçekten. Ondan sonra bir altın kılıç daha var. Ha, bunun... Evet, diğer altın kılıcı da 3 lira 95 kuruş almışım. Bu da kefirli yoğurt. Bunlardan da yemeği düşünüyorum. Vücuda iyi gelmesi açısından. Başka çay almışım. 20'li çay dediği de bu yeşil çay. Bunu da, yalnız arka arkaya aldığım her şey 3 lira 95 kuruş çıktı. Bunu da yeşil çayı da 3 lira 95 kuruşa almışım. Onu da köşeye bırakıyorum. Başka ne almışım? Lays almışım ama Lays'in fiyatını bulabilecek miyim acaba? Evet, bunu da 4 lira 75 kuruşa almışım. Bu cipslerle yarın yaparım büyük ihtimal. Macbank yapmayı düşünüyorum. Macbank videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Onları da çok seviyorum. Başka ne aldığımı bakalım. Kraker 1 liraya almışım. Crispy Kraker'i. Bu da gerçekten sürekli aldığım şeylerden. Şunun fiyatına bakmak istiyorum. Badem içi aldım. 12 lira 95 kuruş almışım bunu da. Bu arada toplam alışverişimin ne kadar tuttuğunu söyleyeyim. 142 lira tutmuş. Şimdi buna bakalım. Süngerim, sürekli aldığım sünger bu zaten bitmişti. Yenisini aldım. 5'li olarak 3 lira 75 kuruş ödemişim buna da. Bu da 1-2 lira civarıydı. Buna artık bakmıyorum. Bu iç tosu da yine 1 lira gibi bir şeydi. Onu da geçiyorum ve şuna bakalım. Pınar labne almışım. Bunu da sürekli olarak almıyorum ama aldığım zaman da çok hoşuma gidiyor. Seviyorum. 7 lira 50 kuruşa almışım bunu da. Birinci poşetim bitti. Şimdi ikinci poşetime geçiyorum. İkinci poşet biraz ağır. Çünkü içinde içecek falan var. O yüzden sanırım o yüzden biraz ağır. İçinde 2 adet gördüğünüz gibi 1 litre 1 lira ama ne 1 lirası 1.25'lik 2 tane kola var içinde. 4 lira gibi bir şeydi ama hemen bir kontrol ediyorum. 4 lira 85 kuruş bir tanesi. Bunlardan da 2 tane almışım. Şimdi dondurulmuş mısıra geçiyorum. Bu da Çokça markasının dondurulmuş mısırı. Ben bittikçe bundan alıyorum. Daha önce bunun McBang'ini de yapmıştım. Çok sevdiğim bir şey. Arada bir buzdolabından çıkartıyorum. Tereyağını da iyice ısıtıyorum. Ondan sonra ketçap, mayonez falan bu şekilde yiyorum. Çok da seviyorum. Bunu da 3 lira 95 kuruşa almışım. Evet, başka neler varmış? Bir şahın sütünden aldım. 2 tane. Bu arada bugün cuma günü ve yarın karantinaya başladığımız için çoğunluk o yüzden o ihtiyaçlarımı da aldım. Bir de ben bu dönemlerde normalde başka videomda da söylemiştim.
Genelde gidiyorum ve sadece bir poşetlik ihtiyacımı alıyorum. Bu şekilde her gün gün aşırı falan giderek ihtiyaçlarımı normalde alıyorum ama bu süreçte biriktirip toplu almayı tercih ediyorum. Daha az markete gidiyorum. O yüzden daha toplu bir alışveriş yapıyorum. Hemen 5 çah sütle ne kadar aldığımı söyleyeyim. 3 lira 45 kuruş almışım bir tanesini. Şimdi Tukaş salçaya geçelim. Salça olarak Tukaş'ın salçasını kullanıyorum. Bunu da hemen fiyatını bulalım. Bazılarını bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Tukaş salça. 8 lira 95 kuruşa almışım bunu da. Onun dışında piller almıştım. Bir tanesini 5-10, yok ikisini de 5-15 almışım. Bir tane daha olması lazım. Biri ince, biri kalın bu şekilde. Yine bu kefirden bir tane daha almışım. Biraz önce gösterdiğim kayısılı olandı. Bu da çilekli olan. Bunlardan çok daha önce denedim diye hatırlıyorum. Ama tatlarını çok hatırlamıyorum. O yüzden bir kayısılı, bir çilekli aldım. Hangisini beğenirsem daha sonra onlardan alırım. Bu kek sıradan aldım. Bu çilekli olan. Bir de portakallı olan var. Bir de bunun yeni vişneli olanı çıktı ama onu hala nerede olduğunu göremedim. Görürsem onları da denemek istiyorum. Ondan sonra brownie almışım. Bu abur cuburları şöyle geçiyorum. Genelde 1 lira 2 lira civarı fiyatları. Şöyle ay fişim uçtu, birazdan alayım. Ülker çikolatalı gofret. Ben gerçekten yani reklamda dediği gibi ben yani gerçekten hala çok seviyorum. Şöyle kremalı bisküvi almışım. Annem bu abur cuburları görünce ne hissedecek bilmiyorum. Kızım sen ne yapıyorsun? Korkma anne. Her zaman yediğim şeyler. Her zaman yediğim şeyler deyince nasıl korkmayacaksa kadın. Ve şöyle. Ben size konuşacağımı şaşırdım bir an. Bir tane daha ekstra almışım. İkinci poşet de bitti gördüğünüz gibi. İkinci poşeti de atıyoruz kenara ve hemen üçüncüyü getiriyorum. Bu biraz önceki kadar ağır değil. Bunun içinde çünkü çoğunluk ekmek falan var. Şöyle koyayım, yere düşer pişimi alayım. Ondan sonra devam edelim. Bu arada söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Neyi söyleyip söylemediğimi karıştırıyorum bazen. Tam böyle bu sefer şeyden sonra gittim. İftar saatinden böyle bir 10 dakika sonra falan gittim ki özellikle çok böyle marketler sakin olsun, çok fazla insan olmasın da hani daha az kalabalıkta alışveriş yapayım diye. Mümkün olduğu kadar kalabalığa çıkmamaya çalışıyorum çünkü. Ama ona rağmen galiba benim gibi düşünen çok fazla insan var. Yani öyle hissettim çünkü... Bayağı insan vardı yani, kalabalıktı. Bu ekmekleri de 1 lira 25 kuruşa aldığımı düşünüyorum. Ben bunları şey yapıyorum. Özellikle karantinadayken çok iyi oluyor. Buzluğa atıyorum. Bir gün önceden gece çıkartıyorum. Yani çok gece çıkarmanıza bile gerek yok. Çünkü 2-3 saatte çok çabuk çözülüyorlar. Biraz da havalar artık ısındığı için. Siz de bu şekilde ekmeklerinizi buzdolabına atıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Benim söylememe bile gerek yok. Şöyle 4 tane eti puf almışım. Ekmekten bu arada daha çıkacak. Markette son 3 tane ekmek kalmış. 3'ünü de ben aldım. Bir an bir düşündüm, bir tanesini bıraksam mı falan diye ama zaten marketin son bölümde, son kapanma zamanlarına çok az kalmıştı. Ya bunun ucu delinmiş. Bunu şey yapayım. Şöyle daha beter gitsin. Bunu hemen tüketelim. Yakın zamanda bunu tüketelim. Şöyle atayım. Yalnız önüm ya gözükmeyince de üzülüyorum. Önüm bayağı doldu. Gerçi kameranın görmediği yerde kaldı ama şöyle yapayım. Evet, şimdi devam edelim. Sana yağdan almışım. Hemen en alttaymış. 4 lira 45 kuruş almışım bunu. Şöyle geçelim. Tamam. Şey diyecektim. Tavuk çıkmadı diyecektim. A101'den sonra Şok Market ve Migros Market'e de girdim. Onu da şey yapayım dedim. Hani tek videoda hem Migros'u ve Şok'u da ayrıca göstermeyeyim. Gerçi çok daha az şey aldım ama hepsinde onu göstermeyeyim dedim. Tavuğu A101'de bulamamıştık, kalmamıştı. O yüzden Şok'tan almıştık. Onu şu an karıştırmışım diyorum. Tavuk çıkmadı. Tavuğum, ben hiç hasıl unutur muyum? Tabii ki de alırım. Evet, şimdi maden suyuna geçtik. Sarı Kız markasının maden suyunu almışım altılı olarak. Bunu ben şey yapmayı düşünüyorum. Hemen fiyatını söyleyeyim de ondan sonra ne yapacağımı.
4 lira 75 kuruşa almışım altılısını. YouTube'da Ergin Kırbaç diye biri var. Yani bu spor hocası. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Onun bir tarifi vardı. Detoks suyu. Yoktu. Yanlış söyledim. Ödem atma çayı vardı. İşte yeşil çay, maden suyu, limon ve işte bu kadardı galiba. Başka malzemesi var mıydı hatırlamıyorum. Bunlarla detoks çayı yapıyordu. Ve onun her türlü önerisine çok güveniyorum. Ondan yapacağım. O yüzden bunu özellikle aldım. Yeşil çayı da o yüzden aldım. Normalde aktardan taze taze alacaktım yeşil çayı. Fakat yani şu an yakınlarda aktar bulamadığım için alamadım. Yani sizin de böyle gerçekten işe yarayacak bir ödem atma çayına ihtiyacınız varsa Ergin Kırbaç'ın YouTube hesabına girerek oradan o ödem atma çayını bulabilirsiniz. Bence uygulayın derim. Ben daha uygulamadım ama kendisini çok uzun zamandır takip ediyorum. Her tarifine de güveniyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Son olarak da Tire markasının yoğurdunu aldım. Onun da hemen fiyatını söylüyorum. Eğer Tire markasının yoğurdu varsa markette kesinlikle onu alıyorum. Ama yoksa da Pınar'ınkini alıyorum. Şimdi vardı, o yüzden hemen aldım. 9 lira 75 kuruşa almışım. Evet, bütün market alışverişimi, yani A101'den almış olduğum bütün market alışverişimi gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Aldığım şeylerden de almak istedikleriniz varsa çok sevinirim. Hepsinin fiyatlarını söylemeye çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun arkasında da hemen Şok Market'ten, Migros Market'ten aldım ve Manav'dan aldığım sebze ürünlerini göstereceğim. Bu videonun videodan birkaç gün sonra onu çekerim. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Onun dışında da lütfen destek amaçlı videomu paylaşabilirseniz, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Yorum yapıp beğenebilirsiniz. Yani çok fazla şey istemişim gibi gözüküyor ama çok 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 rica ediyorum. Destek olabilirsiniz, çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.